Nerenin malı bunlar? Signor Giritti'nin gemileri getiriyor Venedik'ten. Biz de tezgahımıza koyup satıyoruz. İyi mallardır bunlar. Bakın, bakın. Kazancınız nasıl peki? Allah'a şükür, idare ediyoruz. Sultan Süleyman Han vergilerle belinizi büktü tabii. Yanlışım var beyim. Hünkârımız sağ olsun bizi düşünür. Sayesinde huzuru, adaleti bulduk. Çarşımız bereketlendi. Hiçbir şikayetiniz yok. Her şeyi doğru mu yapar bu Sultan Süleyman Han? Olmaz mı? Putun parası makbul İbrahim Paşa harcıyor. 2 milyon akçeye çıkarmış yıllığını. O da gidip put diktiriyor kendine. Bu söylediğinizi Süleyman Han duymasın, vurur kellenizi. Nereden duyacak? Salih Efendi, bir molla gelmiş diyorlar. Haberin var mı? Yok. Kimmiş? Molla Kabız isminde bir zat. Acem diyarından gelmiş. Seyyahmış. Okumuş, hatmetmiş, bilge bir molla diyorlar. Müritleri toplanmış, geliyorlar. Bugün burada konuşacakmış. Ne anlatırmış bu Molla Kabız? Vallahi tam bilmiyorum beyim. İsa peygamberle alakalı bir şeyler anlatır dururmuş. Hadi kolay gelsin. Selam. Az evvel zikrettiğimiz ayetler ve hadislerden de anlaşılacağı üzere Hazreti İsa Hazreti Muhammed peygamberden üstün, yani efdaldir. Ne diyor bu? Peygamberimize laf ediyor. Öyle dediler. Hey zındık, lafını bir de konuş. İndirin şu kafiri. Susun ağalar. Dinleyin efendiler. Molla Kabız Efendi sizler için geldi. Evvel bir dinleyin. Bakın. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki bir ayette şöyle buyurmuş. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının derecelerini de yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Paşa Hazretleri, neden beni buraya getirttiniz? İşitmek istemediklerinizi dile getirdiğim için mi? Ahalinin gözü açılır diye mi korkarsınız? Sus! Molla bozuntusu. Yüce Padişah'ın divanında, onun kudretli veziri azamı ve hükümeti önünde böyle bağırıp çağıramazsın. Edebinle dur. Sıran gelecek. Yoksa sen bilirsin. Anlaşıldı. Bu Adem'in davasını şer'i hukukla görün. Ve bir an evvel neticeye bağlayın efendiler. Molla Kabız. Geçen gün çarşıda anlattıklarını hele bize de bir anlat bakalım. Ki biz de anlayalım senin davan neymiş. Paşa Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed peygamberden üstün olduğuna dair deliller var. Ben sadece bu delilleri dile getiriyorum. Lakin sizin ulemanız benim iddialarımı çürütecek ilme ve bilgiye sahip değil. Baksanıza, bana bağırıp çağırmak dışında bir kelam ettikleri yok. Demek ki sözlerim doğru.
Haddini bil. Öyle bilip bilmeden Kur'an'ı ve hadisleri tefsir edebileceğini mi sanıyorsun? Senin bu saçma sapan lafların kendince vardığın neticeler insanlar arasında büyük fitneye sebep oluyor. Hele beni bir dinleyin Kazasker efendiler. Sizin de iyi bildiğiniz üzere meşhur Taftazani'nin tefsirine göre Hristiyanlar Hazreti İsa'yı diğer peygamberlerden üstün tutarlar. Çünkü Hazreti İsa pür pak olan Hazreti Meryem anamızdan doğmuş ve Yüce Allah Hazreti Meryem anamızla konuşmuştur. Hazreti İsa'nın ruhu Allah'tandır. Lakin kendisi henüz beşikteyken insan olduğunu da söylemiştir. Ayrıca Hazreti İsa dünyevi zevklerden azade olup hiç kimseyi öldürmemiş. Ailesi ve serveti olmamış. Ve türlü mucizeler göstererek mesela ölüleri diriltmiş, sakatları iyileştirmiştir. Ve şimdi de kendisi cennette yaşamaktadır. Velhasıl Hazreti İsa bunca mucizeyi göstermiş, büyük, faziletli bir peygamberdir ki Hazreti Muhammed de bunları aynen takdir etmiştir. Ne dersiniz efendiler? Bu Adem'in söyledikleri makbul müdür? Bilip bilmeden konuşuyor paşam. Kafir olmuş, mülhit olmuş bu. Dinimize, peygamberimize küfreder olmuş. Böyle münafıkların olsa olsa katli vaciptir. Ben size bu davayı şerren görün dedim. Siz peygamberimize, dinimize muhalif laflar eden birine hiddetlenmekten başka hiçbir söz söylemiyorsunuz. Hünkârımızın yüce adaleti böyle tecelli etmez. İbrahim Paşa. Bu mollayı tevkif edin. Sen ve kazaskerler derhal arz odasına.